Fotoğraf çekeceğiz kardeşim. Yoksa yakışık çıkmaz. Lütfen karşı tarafa, sol tarafa fırın alın. İlyas'ta tarafına, karşı tarafa. Lütfen yayın arabasının arkasına sıralar. Şimdi abi sen ne yapıyorsun? Köyde bir traktörde kalmadı. Önceden gireyim. Bu traktörcüler de yürürken çekilmek istiyor. Şimdi nereye gideceksin? Köyde. Onları çektikten sonra son boyunca çıkmak istiyor. Aslanım bir tarafına bayrak üstüne. O zaman bak ben önüne geçiyorum ben. Rozetlerin altına biraz tanıştım.
Yılmaz söylesin. Aziz İlyaslı kardeşlerimiz, biliyorum çok beklediniz, çok sabrettiniz. Ama ne var ki, aşk sabır ister, sevgi sabır ister. Büyük temeller, büyük sabırla atılan temel, büyük binalar, büyük sabırla atılan temeller üzerine kurulur. Bu sözlerden sonra hepinize hoş geldiniz diyorum. Ve işte beklediğiniz an, işte beklenen insan. Milli kahraman Mücahit Erbakan. Mücahit Erbakan! 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 Esselamu aleyküm çok aziz ve muhterem İlyaslı kardeşlerim. Hepinizi hürmetle, muhabbetle kucaklıyorum. Önce Cenab-ı Hakk'a şükürler ederim. Böyle güzel bir günün şu hayırlı saatinde bizi bir araya getirdi. Sizlere kardeşlik vazifemizi yapmak için huzurlarınıza geldik. Cenab-ı Allah bu ziyaretimizi İlyaslı'mız için hayırlı yapsın inşallah. 3 Haziran'da öbür pazar günü yapılacak olan seçimi İlyaslı kardeşlerimizin saadet ve selametine vesile kılsın inşallah. Aziz İlyaslı kardeşlerim, huzurlarınıza geldik. Neden öbür pazar günü yapılacak olan seçimde bütün İlyaslı kardeşlerim olarak hepiniz severek, bilerek, inanarak oyunuzu neden Refah Partisi'ne vereceksiniz? Bunun sebeplerini size arz etmek için huzurlarınıza geldim. Bunun 2 tane mühim sebebi var. Ben İlyaslılıyım. Oyumu Refah Partisi'ne vereceğim. Neden? Çünkü istiyorum ki şu İlyaslı güzel bir belde olsun. Şu yolunuzun haline bakın. Toz toprak içerisinde. Burada 3000'e yakın insan yaşıyor. Soruyorum size, 40 yıldan beri şu yolu niye asfaltlamadı bunlar? Şu halinize bakın, evinizin yarısında su var, yarısında yok. Şuraya bakıyorum, burası İlyaslı'nın en büyük meydanı. Nedir bu odun yığınları? Nedir bu sıvasız evler? Bu hal nedir? Siz Almanya'ya giden kardeşlerimizden duydunuz. Resimlerde de görüyorsunuz. 3000 nüfuslu bir Alman kasabası böyle mi? Pırıl pırıl. Hepsinin yolu asfalt. Hepsinin evinin bir musluğundan sıcak su, bir musluğundan soğuk su akıyor. Hepsinin evinde sadece buzdolabı değil, bulaşık makinesi de var, çamaşır makinesi de var. Bayram olunca bütün çocukların ayakkabı alıyor. Bir Alman köylüsü ayda 5 milyon lira para kazanıyor. Halbuki şu bizim halimize bakın. Yolumuz toz toprak içinde. Evimizin suyu akmaz. Çamur içerisinde sürünüyoruz. Hepimiz kahvelerde çürüyoruz. Ve maalesef insan gibi yaşamak imkanını bulmuyoruz. İşte biz oyumuzu Refah Partisi'ne vereceğiz ki şu İlyaslı, yeni belde olmuş olan İlyaslı kısa zamanda çehresini değiştirsin. Hepimize saadet selamet getiren kalkınmış bir belde olsun. Bu nasıl olacak? İşte Ali Ertuğrul kardeşimiz burada. Bak tarihi okudunuz çoğunuz. Tarık bin Ziyad Endülüs'ü fethederken gemilerini yaktı. Fethedeceğine mutlaka inanıyor. Çıktı ve 7 asır Endülüs'te en büyük İslam medeniyetini kurdu. Sizin evladınız olan Ali Ertuğrul'da İlyaslı belediye oldu. İlyaslı'daki kardeşlerimize hizmet etmek lazım, öyle mi? Öğretmenlik, öğretmenlik gözümü görmez. Hepsini bırakıyorum, gideceğim. Ateş gibi belediye meclis üyesi arkadaşlarımla beraber görüşeceğim. Mutlaka belediye reisi olacağım. Ve şu İlyaslı'yı Allah'ın izniyle suyunu getireceğim, yolunu asfalt yapacağım. Diğer Refah Partili belediye başkanlarının yaptığı gibi bir tane aç, açık, fakir insan bırakmayacağım. İlyaslı kardeşlerime bu ibadeti yaparak Allah'ın rızasını kazacağım diyerek
gemilerini yaktı ve geldi. Şimdi o size inanıyor. Çünkü sizin evladınız. Öbür pazar günü siz de severek, bilerek oylarınızı Refah Partisi'ne vereceksiniz. Kendisini belediye başkanı yapacaksınız. Ve inşallah Allah'ın izniyle 3 Haziran'dan sonra benleriniz huzurlarınıza tekrar geleceğim. İnşallah. Ve el birliğiyle besmeleyi çekecek ve kollarımızı sıvayacak. Biraz önce Refah Partili belediye başkanları nasıl çalışıyor? Tavşanlı belediye başkanımız Mehmet Ali Cengiz Bey'in bizzat ağzından duydunuz. Kaldı ki bizim buradaki seçim karargahımıza tam 17 saatlik video band getirilmiştir. Önümüzdeki 10 gün İlyaslı bütün kardeşlerim bu bantları seyredecek. Refah Partili belediyeler nasıl hizmet ediyor gözüyle görecek. Yolunuz düştüğü zaman da gidip bakın. İşte en büyük Selçuklu merkezimiz Konya. Belediye başkanı kim? Refah Partili Halil Ürün. Bu gazetelerde ne okudunuz dün? Efendim bilmem Savunma Bakanı gitmiş de alçak uçuş üssü Konya'da yapılmasın demişmiş. Haddine mi düşmüş, hele bir Konya'da yapılsın desin de görelim bakalım. Bir daha Konya'ya ayak bile basamaz. Neden? Çünkü Konya'da Refah Partili belediye başkanı var. Avrupalıların hayvanlarına uygun görmediği muameleyi bu taklitçi ANAP'çılar bu milletin Konya'sına uygun görmeye kalkıştılar. Toplantıya gittiler, Kanada Savunma Bakanı, biz uçuş üssünü Kanada'da istemiyoruz. Neden? Her ne kadar buzluluk bölgede bunu yapacaksanız da o buzluk bölgede ren geyikleri yaşıyor. Ren geyikleri gürültüden hasta olacak, taciz olacak. Bunu oraya getiremezsiniz dedi. Elin gavuru geyiğinin bile rahatsız olmasını istemiyor. Bu taklitçiler ise efendilerine, ağabeylerine yaranmak için buyurun gelin, Konya'yı kavurun. Her türlü uçak sesinden mahvedin, size feza olsun efendimiz diyorlar idi 2 seneden beri. Refah Partili belediye başkanı karşısına çıktı, yapın ve göreyim bakayım. Gelemezsiniz Konya'ya dedi. Gittiler, mecburen. Baktılar ki takus pahalı. Hemen geri döndüler. Tövbeler olsun. Her ne kadar biz 2 seneden beri yalvardık. Aman bu uçuş üssünü Konya'ya getirin. 30.000 tane gavur askeriyle Konya'nın ahlakını bozun dediysek de Konyalılar ağır bastı. Sözümüzden geri dönüyoruz demeye mecbur kaldılar. İşte size bir misal. Bak şu Amerika'daki Ermeniler. Erzurum'un doğusunu Ermenistan yapmak istiyor. Van şehrini de Ermenistan'a başşehir yapmak istiyor. Geçen sene geldi Amerikalı Ermeniler. Dediler ki biz Amerikalı 300 bin emekli adama burada bir dinlenme şehri yapacağız. Nerede yapacak? Van'da. Maksatları ne? Şimdiden Ermenistan'a başşehir yapmak istiyor. Ancak ara yerde seçim oldu. Refah Partili Fethullah Bey Van şehrine belediye başkanı seçildi. Şimdi nerede bu Ermeniler? Toz oldu gittiler. Neden? Çünkü haklarına mı düşmüş? Haklarına mı düşmüş? İşte Urfa Belediye Başkanı Halil İbrahim Çelik. Urfa Peygamberler şehri. 4 senede bütün Urfa'yı yeniden inşa etti ve geçtiğimiz 87 senesindeki belediye seçimlerinde 73 tane vilayetin belediye başkanı içerisinde tekrar seçilen tek belediye başkanı. Şu ANAP'ın 56 tane belediye başkanı vardı. Ne oldu? 4 senede yolsuzluk, israf hepsi arkasına tekmeyi yediler. Hadi durun. Sizden hayır gelmez dediler. İşte de hadiseler önümüzdedir. Fakat bu TRT Refah Partisi'ni konuşma. Bu holding gazeteleri Refah Partisi'ni yazma. Neden? Refah Partisi'ni yazarsa ne bugünkü köle düzeni yürür, ne bu milleti sömürebilirler.
Onun için yazmazlar. Yazmadığı için bu Millet Refah Partisi'ni tanımıyor. Şimdi ANAP'çılar yolsuzluk yaptı, çamur yaptı, bir işe yaramadı. Millet bunu görünce ya davulcuya gitti ya zurnacıya. Bu sefer de gittiler SHP'yi belediye başkanı yaptılar. Yaptılar da ne oldu? İşte 14 aydan beri gidin SHP'li belediyelere bakın. Çamur içinde. İzmir'den geliyoruz, millet yaka sırkıyor. Yaka sırkıyor, İstanbul'un 1/4'üne su geliyor. Neden? Bu adamların, bu taklitçi adamların kökü bereketsiz, kökü. Muhterem İlyaslı kardeşlerim, Refah Partisi bir yana, bu taklitçiler bir yana. Neden? Refah Partisi milli görüşü temsil ediyor. Milli görüş demek, Sultan Fatih'in inancı demektir. Bak 29 Mayıs geliyor. Salı günü hepimiz Adana'dayız. 50 bin gençle İstanbul'un fethini kutlayacağız inşallah. Sultan Fatih ne güzel kumandan, ne güzel asker demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onu methetmiş, o orduyu methetmiş. Biz de o kumandandan, o askerden bu salı günü ders alacağız inşallah. Ne demek istiyorum? İşte o Sultan Fatih'in kalbinde bir inanç var ya, o inancın adıdır milli görüş. Bu millet bin yıl dünyaya milli görüşle hakim oldu. Bugün de bütün dertlerimizin ilacı milli görüştedir. Ancak dünya siyonizmi içimize taklitçiliği aşıladı. Şu Refah Partisi'nin dışındaki partilerin haline bakın. Adı neymiş? SHP. Ne demek bu? Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ymiş. Soruyorum size, bizim lisanımızda sosyal demokrat diye bir kelime var mı? Avrupa'da sosyal demokratlar varmış. Bize ne yahu? Adı bile taklitçi şunların. Şimdi öbür taraftan o ANAP mıdır, DYP midir? Onlar ne diyor? Yo efendim, biz Avrupa'nın solcularını taklit etmiyoruz. Neyi taklit ediyorsun? Biz Avrupa'nın faizcilerini taklit ediyoruz. Bire taklitçiler. Taklitçi olduktan sonra solcusunu taklit etseniz kaç para edersiniz? Faizcisini taklit etseniz kaç para edersiniz? Ey ANAP denen çarpık zihniyet! Sen değil misin daha dün şu Çanakkale'ye gidip de İngiliz kafirinin anzaklarına şehit diyen? Sen değil misin daha dün oraya gidip de onları kahraman ilan eden? Bu çarpık kafalardan ne hayır gelir? İşte bak, bu sizi çamur içine bu taklitçiler sokuyor. Bunlar yetmiyormuş gibi, bu ANAP mıdır, SHP midir, DYP midir? Bu taklitçilerin bütün zoru ne? Sizi ortak pazara sokacağız. Ortak pazar neymiş? Hristiyan Avrupa'yla, Yahudi İsrail'le tek devlet yapacakmış bizi. Ortak pazar anlaşma yapmak değildir, tek devlet olmaktır. Bizim kanunlarımızı Avrupa yapacak diyor. Hangi Avrupa bu? Bak, İngilizler kanun yapıyor. Affınıza sığınarak söylüyorum, erkekle erkek evlenir diyor. Bu kanunları şu memlekete getirmek için çırpınıyor bu taklitçiler. Yazıklar olsun. Zihniyetlerini kastederek söylüyorum. Tüm sizin zihniyetiniz. Alçaklar, taklitçiler, Çanakkale şehidi 18 Mart'ta düşmanı denize dökmüş. 18 Mart'ta gidip de bizim şehitlerimizi anmaz. Ya 25 Nisan'da Anzak kafiri gelmiş devletimizi yıkmak için karaya çıkmış, o günü bayram sayıyor. İşte bunların kafasını gör. Bu kafalar ne yol yapar, ne su getirir, ne de bir hayır getirir. Size birkaç cümleyle milli görüş nedir, taklitçi zihniyet nedir? Bunu açıklamak için bu izahlar yaptım. Milli görüşçü belediye başkanı, misallerinde de gördüğünüz gibi, iman sahibidir. Daha vazifeye başlarken 4 Haziran günü bu Ali Ertuğrul kardeşimiz, zaten şu andan hissettiğiniz gibi, ben İlyas'ı Avrupa'nın İsviçre'nin şehrinden daha güzel yapacağım aşkıyla yerine besmeleyi çekip oturacak. Zaten ben yoldan gelirken uzaktan bir baktım, arkadaşlarıma da söyledim. Ya burası İsviçre'den 1000 kat güzel.
Ama şu toz toprak nedir ya? Şu toz toprak nedir? Buraya gelen bin pişman olur. Şu gördüğün toz var ya, insanları kanser yapıyor. Türkiye'de insanlar 60 yaşında ölüyor. Avrupa'da herkes 90 yaşına kadar yaşıyor. Neden? Adamlar çünkü asfalt yollardan toz diye bir şey görmüyor. Bu toz insanları öldürüyor. Hayvanları öldürüyor. Ekinleri öldürüyor. Şu 5 kilometrelik yolu asfaltlayamıyor bunlar. Bu kadar aciz. Bak göreceksiniz, Refah Partili Belediye Başkanı sadece buranın yolunu değil, bu yolu da asfaltlayacak. İşte çünkü diğer Refah Partili Belediye Başkanları bunu yaptılar. Niçin? Her şey imanla, inançla başlar. Ulaşlı'ya, Döngel'e, İzmit Körfezi'ndeki bu güzel yerlere yolunuz düşerse gidin bakın. Hepsinin belediye başkanı Refah Partili'dir. İşe başlarken önce yolları parkeyle döşeyecek. Asfalt demiyorum, bak çiçek gibi parkeyle döşeyecek. Parke fabrikasını kurdular kendileri, beldenin içinde. İşçi çocukları koydular. Gece gündüz parkeleri yaptılar. Kanalizasyonu yapacak yüz fabrikasını kurdular. İşçi çocukları koydular. Gece gündüz yüzleri yaptılar. 14 ayda gidin bakın tanıyamazsınız. Zaten video filmde getirdik. Ne yaptıklarını filmin içinde göreceksiniz. Bir de hepinizin kapısının altından Refah Partili belediyeler nasıl çalışıyor? Birer fotoğraflı broşür dağıtacağız. Bu haftanın içinde 20 sayfalık bir broşürdür. Çevirin bakın. Refah Partili belediyeler bu 80 tane belediyeyi nasıl perişan halde teslim aldı? Kısa zamanda nasıl makine parkını kurdu? Nasıl yepyeni şehirler meydana getirdiler? Gözünüzde görün. Bilerek, inanarak Refah Partisi'ne oyunuz verin. Çünkü Refah Partisi demek inanç demektir. Azim demektir. Van Belediye Başkanımız Anaplı Belediye Başkanı'ndan 70 milyar lira borçla aldı Van Belediyesi'ni 14 ay önce. 70 milyar lira borç. 3000 senedir Van'a su gelmemiş. 3000 sene eski Urartular o vakit su getirmişler. 3000 sene Van bu suyla idare etmeye çalışmış, kimsenin suyu yok. 14 ayın içerisinde 3000 yıllık şehrin suyunu Refah Partili Belediye Başkanı getirdi. Hocam siz elinizle bu musluğun vanasını açın dedi. Gittik, 60 kilometreden gelen suyun vanasını açtık. 3000 yıl su gelmemiş Van'a su getirdik. Neyle? İmanla, inançla, azimle. Onun için sakın ha, sakın ha, efendim idare ANAP kaymış, hadi zaten devri bitti. ANAP dediğin 3 gün sonra yok. Kaldı ki ANAP olmuştan oldu. Belediyelerin gelirleri zaten nüfusa göre kanunla tayin ediliyor. Sana dünyanın gelini verseler, sen onu içkiyle, sen onu şaşkın fikirlerle israf ettikten sonra, ahbabı yararına peşkeş çektikten sonra neye yarar o para? Mühim olan parayı tutumlu kullanmaktır, yerinde kullanmaktır. Bunu ise ancak milli görüş yapar, inançlı insanlar yapar. Yarın 4 Haziran'da vazifeye başladığı zaman Ali Ertuğrul önce bir defa İlyaslı'da bütün İlyasları kardeş bilecek. Hiçbir ayrım yapmayacak. İlyaslı kardeşlerimizle beraber çalışacak. Ayda bir defa gelin buraya. Ne istiyorsunuz? Nereyi hatalı yaptık? Söyleyin deyip beraber çalışacak. İşte şu gördüğünüz Mehmet Ali Cengizgil kardeşimiz tavşanlı öyle çalışıyor. Eski partilerin belediye başkanlarına hep vazife verdi. Sen ağaçlandırma yap, sen şu yetim yurduna bak, hepsini çalıştırıyor. Oradaki insanlara ibadet aşkıyla hizmet ediliyor. Refah Partili belediyede rüşvet olmaz. Refah Partili belediyede israf olmaz. Refah Partili belediyede ibadet aşkıyla çalışılır. Refah Partili bir belediye başkanı şu İlyaslı'nın en kenar mahallesinde bir yaşlı ninemizin bile aç olduğunu duysa buradan un çuvalını omzuna alıp onu doyurmak için götürmeyi en büyük şeref sayar. Neden? Çünkü milli görüş durur da onun. Ne mutlu İlyaslı'ya ki böyle inançlı, inançlı bir milli görüşçü Refah Partili belediye başkanına kavuşuyor. Ömrünüz boyunca Ali Ertuğrul'a dua edeceksiniz.
Allah razı olsun. Gecesini gündüzünü verdi. Biz toz içinde yüzen bir köy idik. Bizi bu güzel şirin, bu mesut beldeye kavuşturdu diye ömrünüz boyunca dua edeceksiniz. Mehmet Ali Cengizgil, ilk işi bir ambulans aldı. Size de alınacak. Nereden aldı bu ambulansı? Almanya'daki milli görüşçü iki kardeşlerimizden. Oradaki milli görüşçü kardeşlerimiz, makine mi al kardeşim, yardım mı al kardeşim, fazla ilaçlarını bize gönderin dedi, demin söyledi görüyorsunuz. Kaç tane eczane kur. Şimdi bütün Kütahya'nın ilacını bedava veriyor. Doktorunu bedava veriyor, hastasını bedava taşıyor. Sosyal sigortanın devletin yapamadığını Refah Partili bir belediye yapıyor. Yarın İlyaslı'da da aynı şeyler yapılacak inşallah. Sivaslı belediye başkanımız gitti Suudi Arabistan'dan faizsiz kredi getirdi. Kuveyt'ten faizsiz kredi getirdi. En fazla işsiz olan Sivas'ta 14 ayda 20'den fazla fabrika kurdu. Hikaye konuşmuyorum. Bankta göreceksiniz, fabrikaları göreceksiniz. Ne yapıyor bunu? İnanç, azim, iman. Ondan dolayıdır ki biz oyumuzu Refah Partisi'ne vereceğiz, Ali Ertuğrul'a vereceğiz, inançla canla başla şu İlyaslımız kalkınsın diye. Demin arkadaşlarım söylediler, Ahmet Tekdal Bey işaret etti. Bizim televizyon bahsetmediği için daha önce 17 tane belediyemiz vardı. Ama geçen seneki seçimde hem eski belediye başkanlarımızın hepsi yeniden seçildiler, hem de Refah Partisi'nin belediye adedi 5 misli arttı. Neden? Burada Refah Partili bir belediye başkanı bu güzel hizmetleri yapınca öbür kasabada görüyor bunu, ben de Refah Partili belediye başkanı istiyorum diyor. Eğer kısa bir zamanda 2000 belediyenin hepsinin revaçlı olduğunu görürseniz hiç şaşmayın. Neden? Bu millet aptal değil. Kim candan baştan hizmet ediyor biliyor. Elbette akıllı adam inançlı bir Refah Partili belediyeye getirir. Aziz kardeşlerim, size birkaç kelime de neden gelecek pazar oyumuzu Refah Partisi'ne vereceğiz? Madalyanın öbür yüzü hakkında da konuşmak istiyorum. Farz ediniz ki 3 Haziran akşamı televizyonu açtınız. 51 beldede seçim var. Refah Partisi en büyük parti olarak bu seçimleri kazandı diye duydunuz. Ne olur biliyor musunuz? Önce Gorbaçov'a inme eder. Sonra da şu Amerikan Cumhurbaşkanı Bush kalp krizi getirir. Niye? Çünkü onlar Refah Partisi'nin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. Ah, o Yahudi yok mu? Şeytan gibi öyle bir bilir ki bizim Anadolu'nun saf insanı haber yok. Oyunu ya davulcuya veriyor ya zurnacıya veriyor. Allah bizi ıslah etsin. Allah bize akıl fikir versin. Allah bize gerçekleri göstersin. 3 Haziran akşamı Refah Partisi en büyük parti olduğu zaman Alman parlamento başkanı von Hassel ne diyor biliyor musun? Diyor ki o zaman yeni bir Türkiye değil, yeni bir dünya kurulur diyor. Yeni bir dünya. Çünkü bugünkü dünya Hristiyanların, Yahudilerin kontrolünde. Bu Refah Partisi ortak pazara falan girmeyecek. Bize kul kör olmayacak. Müslüman ülkeleri bir araya toplayacak. 60 milyonluk Türkiye'nin 1,5 milyonluk Müslüman ülkeler alemine bir motor gibi bağlandığını düşünün. İşte bu yeni dünyadır diyor. Elin yavru ne olduğunu biliyor. Biz de canla başla İşte o yeni dünyanın kurulması için oyumuzu severek, bilerek, inanarak Refah Partisi'ne vereceğiz inşallah. Neden? Bunun 4 tane sebebi var. Bak ben oyumu niye Refah Partisi'ne veriyorum? Çünkü bu taklitçi partilerin mesela şu ANAP'ın yaptığı tahribatı durdurmak istiyorum. Ne tahribatı? Soruyorum size ya, bu televizyonlar ne gösteriyor bu millete? İnsanlık mı öğretiyor? Ahlak mı, edep, terbiye mi? Yoksa şu pis Amerikalıların ahlaksız filmlerini mi? Ailenle, çoluğunla, çocuğunla bu filmleri seyredebiliyor musun? Ey aziz kardeşlerim, bir milletin ahlakını tarif etmek kolay, fakat düzeltmek zordur.
Efendim 3 kanal açılarttık. 5 tane çıkarttık. Uydu anten koyduk. Seni taklitçi kafa seni. Senin o kanal dediğin. Sen 3 kanal kurarsan 3 musluktan necaset akıtıyorsun demektir. Bir de kafasız dandala. Fikirlerine söylüyorum. Niye? Sen bu televizyonda millete edep, haya, insanlık öğretmedikten sonra sen ne kadar kanal yaparsan o kadar bu milletin başına bela gelir. Çünkü televizyon bir vasıtadır. Hayra kullanırsan hayra yarar, şerre kullanırsan şerre yarar. Şu ANAP dediğin, bak bu 40 senelik köy burası ve 6 seneden beri iktidar. Şimdi seni aldatmak için seçim var diye televizyon santralını getirmiş koymuş. Aşağıda 3 tane yol başlamış. Daha bu hafta içerisinde duvar alın, kapılarınızı çalıp 50'şer bin lira da dağıtırsa şaşmayın. Her yerde bunu yapıyor. Şimdi burada telefon koyuyor. Sen telefonu kullanamazsın ki çünkü telefonun bir konuşması 15 bin lira. Al arkadaş, al senin olsun deyip yarın tekmeyi vurup kovacaksın. Ondan başka bugün senin kapını çalıp 50 bin lira veriyor. Sonra sen her hafta pazara gittiğin zaman her filenin içinde o 50 bin lirayı senden geri alıyor. Bunlardan hayır gelmez. Bu faizciler milleti mahvettiler. 5 milyon evladımızı kahvehanelerde çürüten bunlardır. Bizim ağır sanayi fabrikalarımızı kapatıp Mersin'e otel yapan bunlar. Bak bir 5 yıldızlı otel 10 milyar liraya çıkıyor. Halbuki 10 milyar liraya şu bizim İlyaslı'ya 500 ailenin helal kazanç temin edeceği ne güzel bir fabrika kurdu. Bir ay önce Hollanda'da İlyaslı kadar nüfusu olan bir kasabayı gezdim. Pırıl pırıl adamlar şehrin kenarına bir sanayi bölgesi yapmış, Manisa'nın sanayi bölgesi gibi. Herkes fabrikada çalışıyor. Gül gibi geçiniyor. Neden? Çünkü parasını fabrikaya koymuş. Bu anapçılar gidiyor otel yapıyor. Mersin'de görüyorsun. Senden vergi alıyor, oraya 5 yıldızlı otel yapıyor. Soruyorum sana İlyaslı kardeşlerim, bu otelleri İlyaslı Hasan için mi yapıyorsun? Bir geceli 250 bin lira. Sen nerede bu otelde kalacaksın? Bunları Avrupalı turistler Hans için yapıyorlar. Onlara selam duruyorlar. Onların AIDS hastalığı bu milleti çürütsün, onların çıplaklığı bu milleti çürütsün diye. İşte bunların yapacağı iş budur. Ne söylüyorum size? Oyumu Refah Partisi'ne veriyorum ki bu televizyonlar millete insanlık öğretsin. Bu kumarhaneler, bu plajlar yerine İlyaslı'ya fabrika yapılsın. Şu millet kahvehanelerde çürümesin. Oyumu Refah Partisi'ne veriyorum ki başlamış ağır sanayi hamlesi tamamlansın. Uçağını tankını yapan bağımsız şerefli bir ülke olalım. Yahudi kölesi Bush'un uşağı olmayalım. Neden oyumu Refah Partisi'ne veriyorum biliyor musunuz? Geçen hafta Sivas'taydım. Tam 25 tane başörtülü kız çocuğunu karşıma getirdiler. Hocam şu evlatlarımızın bir ricası var. Nedir bunlar? Sivas Üniversitesi'nin tıp fakültesinin son sınıfına gelmiş. Bir ay sonra diploma alacak, doktor alacak bu hanım evlatlarımız. Rektör ellerine birer kağıt vermiş. 10 gün sonra sizi kovuyorum diyor. Diploma miploma yok. Kağıtta ellerinde 25 tane kız evladımız. Ya nasıl kovar, ne yapar? Meğer sebep neymiş? Başlarını örttükleri için fakülteden kovuyormuş. Başörtülü doktor olmazmış. Şu kafayı görüyor musun? Aha sana ANAP kafası, aha sana DYP kasası, aha sana SHP kafası. İşte taklitçilerin hali budur. Ben bunun için oyumu Refah Partisi'ne veriyorum ki şu milletin evladı dininin emri olan başörtüsünü rahatça örtsün. Geçen sene İzmir'de tıp fakültesini birincilikle bitirdi bir kız çocuğumuz. Rektör merasimde başını açmazsan diplomanı vermem dedi. O kız evladımız da diploman da senin olsun, takdirnamen de senin olsun, senin keyfin için ben dinimin emrinin dışına çıkmam dedi. İşte alıyor gelecek evlat. Bu zulümler yapılmasın diye ben oyumu Refah Partisi'ne veriyorum.
Ben oyumu Refah Partisi'ne veriyorum ki şu memlekette Allah diyen insanlara zulüm yapılmasın. Bak Şevket Kazan Bey kardeşimiz, eski Adalet Bakanı, dün koştu geldi. İzmir'in beldelerinin ziyaretinden bizle beraber dolaştı. Bugün koştu, neymiş? Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde Allah diyen bir Müslümana zulmedecekler, koşayım kurtarayım. Sabahleyin Manisa'nın beldelerini dolaştık. Bülent Arınç kardeşimizi bilirsiniz. Bugün bizden dolaşamadı. Niye? İzmir Devlet Güvenlik'te gene bir Müslümana bir zulüm yapmak istiyorlar da onun için. Şu geçtiğimiz 6 senelik ANAP dönümünde 8500 tane Müslüman Devlet Güvenlik Mahkemelerine verilmişti. Allah dediği, peygamber dediği için. İşte ben bu zulmü kaldırmak için oyumu Refah Partisi'ne veriyorum. Muhterem İlyaslı kardeşler, ben oyumu Refah Partisi'ne veriyorum ki şu çarpık anak kafasının bu memlekette kurduğu köle düzenini yıkayım. Bak hepiniz bu toplantıdan çıktığınız zaman şu fırına gidip ekmek alacaksınız. Bu faizci adamlar sana ekmeğe 450 liraya satıyor. 450 lira ekmek alırken bunun içinde 150 lira faiz ödetiyor fırında sana. 150 lira da vergi ödetiyor. Neden? Çünkü bunlar faizci. Sakın ha, hocam benim bankayla işim yok, faizle işim yok diye kendini aldatma. Ne satın alsan üçte biri faiz. Şu ceketin üçte biri faiz, bu ayakkabının üçte biri faiz. Köylü traktörü peşin parayla bulup alabiliyor mu? Ziraat Bankası'ndan borçtan alıyor. 15 milyonluk traktörü 40 milyon liraya alıyor. 4 sene bono ödüyor. Nereden ödüyor bu faizleri? Toprak mahsullerine sattığı buğdaydan. Ve toprak mahsulleri de faizden çalışıyor. O nereden ödüyor? Un fabrikası. O da faizden ödüyor, çalışıyor. O nereden ödüyor? Fırına sattığı undan. Fırın da faizle çalışıyor bugün. O nereden ödüyor? Sana sattığı ekmekte bütün bu faizleri ödettiriyorlar. Sen faizi fırında ödüyorsun. 450 liralık ekmeğin 150 lirası faizdir. Rastgele konuşmuyorum, hesapla konuşuyorum. 60 milyon insan 22 trilyon faiz ödettiriyor. O 22 trilyon faizi hepimizden topluyor, Amerika'daki Yahudi bankalara götürüyor, veriyor. Neden? 50 milyar dolar dış borç yapmış. Bir senede bu dış borcun faizi ve taksidi olarak Amerika'daki Yahudi bankalarına 8,5 milyar dolar ödüyor bu adamla. Ne diyorum, duyuyor musun? 8,5 milyar dolar ne demek? Şu İlyas'ın ortasına 10 tonluk bitir kamyonu koy. İçerisine 10 ton saf altın doldur. Her hafta buradan bir kamyon altın gönder Amerika'daki Yahudi bankasına. İşte ANAP'ı, memleketi idare ediyorum diye yaptığı iş budur. Bu altının parasını kim veriyor? Sen veriyorsun. Nerede veriyorsun? Fırında ekmek alırken, bakkalda peynir alırken. Her şeyin üçte biri faiz. Sana ödettiriyor, ödettiriyor. Amerika'daki Yahudi bankasına götürüyor. Peki bu kadar altın gidiyor. Ne geliyor bunun karşılığında? Hiç diye. Bunun adı faiz. Ödeyeceksin, sonra da avcını yalayacaksın. İşte Yahudi böyle ezer bir milleti. Kafasına taklitçi idareleri koyunca, muhterem İlyaslı kardeşlerim, o Amerika'daki Yahudi senden aldığı 22 trilyon ne yapıyor? İsrail'e uçak alıyor, tank alıyor. Sen de filmde görüyorsun, bak o İsrail daha dün 8 tane Müslüman çocuğu gene öldürdü. Çıkıyor Mescid-i Aksa'da 12 yaşında namaz kılan çocuğu kurşundan vuruyor. Televizyonda görüyoruz. Ey İlyaslı kardeşlerim, bak şu sözümü unutmayın. Gelin bu ANAP'mış, DYP'ymiş, SHP'ymiş. Sakın bu zulümlere ortak olmayın. O İsrailli'nin Müslüman çocuğa sıktığı kurşunu şuradaki fırındaki ekmek parasının içinde sana ödetiyor bu adamlar. Bu zulme ortak olmayın. Hiçbiriniz, hiçbiriniz. Bak şu karşıya kardeşlerimiz ANAP diye levha asmış. Onlara da sesleniyorum. Kendinize acıyın. Bu İsrail'e bu hizmetleri yapmayın. O ANAP'ın başındakileri de gidin yakasına yapışın. Onları da kurtarın. Bunun dünyası var, ahireti var. Bu faizin, bu zulmün hesabını veremezsiniz.
60 milyon insan İsrail kölesi olmuyor. Bak şu Amerikan Cumhurbaşkanı Bush, daha şu mübarek Kurban Bayramı'nın önce ne diyor adam? Diyor ki Ermeniler haklı, siz 1915-1923 arasında bu Ermenileri kestiniz diyor. Yahu hepimiz bu milletin evladıyız. Hepimizin ailesinden kaç tanemizin dedesi babasını bu Ermeniler kesti bilmiyor muyuz biz? Hem onlar bu zulmü yapmıştır, hem de elin gavuru gelmiş, tam tersine çevirmiş, siz kestiniz diyor. Niye 1915'te 23 diyor? Bak dikkatinizi çekiyorum. Bugünkü Ermenistan'la Türkiye'nin hudut anlaşması 1921'de yapılmış. Siz onları kestiniz, ben sizi tanımıyorum. Bu hududu tanımıyorum. Ya ondan önceki Sevr esastır. Erzurum'un doğusunu Ermenistan'a vereceksiniz demek için bu Bush denen adam böyle beyanat veriyor. O bu beyanatı verirken bu ANAP'çılar da efendim 23 dedi. Cumhuriyet dönemini karıştırmadı. Gene bu adamın elini öpelim diyorlar. Allah kurtarsın onları. Ah! 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 Aziz kardeşlerim, işte size şunu anlatmak istiyorum bak, bu faizci düzeni kurmuş, her ekmek aldığında üçte bir faiz ödetiyor, üçte bir bedelde vergi ödetiyor. Ödettiğin vergileri alıyor İstanbul'daki holdinglere, otel kredisi diye götürüp veriyor. Seni eziyor, bu kadar mı? Hayır. Ankara'ya bir darphane kurmuş, bu darphane takır 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 para basıyor. Bir senede 5 trilyon karşılıksız para sürüyor piyasaya. Ne oluyor sürüyor? Her şeyin fiyatı bundan dolayı artıyor. Pahalılık bundan geliyor. Bak bizim bir sözümüz var, kulağınıza köpe olsun. Darphanede para basmak için çalışan o makinaların takır takır sesi, vatandaşın cebindeki parayı kemeren farenin dişinin kıtır kıtır sesi demektir. O makine çalıştıkça senin cebindeki para çalınıyor. Bu kadar mı? Hayır. Merkez Bankası'nın başına bir adam koymuşlar, çağırıyorlar onu. Gel buraya. Bu hafta bir doları 2800 liraya düşüreceksin değerini. Gelecek hafta 2900. Her gün senden konuşmaya vaktim yok. Git günlük ayarlamalarda sen yap diyor. Sen buradan şu gazete geliyor. Bakıyorsun bugün dolar 2820. Yarın 2840. Boyuna paranın değerini düşürün. 40 sene evvel 1 lira 1 dolar. Biz hükümete geldik, 1 dolar 16,5 lira olmuş. 4 sene 16,5 lira da sabit tuttuk. Bir kuruş biz doların değerini değiştirmedik. Neden? Allah zalimleri sevmez de onun için. Arkamızdan ecel geldi, 40 liraya düşürdü. Sonra bu Özal'dan Demirel geldi, 70 liraya düşürdü. Sonra Özal geldi, otomatik makineye bağladı, takır 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 her gün doların değeri düşüyor. Bu paranın, düşen paranın değeri kimin? Senin cebindeki para. Geçen sene başında, şimdi rakamla konuşuyorum, 89 başında 1 dolar 1822 liraydı. Sene sonunda 2322 lira oldu. Yani paranın değerini 1/4 düşürdü. Bu ne demek? Herkesin cebindeki paranın 1/4 çaldılar. Bu ANAP zihniyeti çağırtladık diyor ya, dediği doğru. Niye? Çünkü bunlar zihniyetlerini kastediyorum. Çağırtlamış eşkıya da onun için. Senin paranı çalmak için arkanda dolaşıp elini cebine gizlice sokmuyor. Ya yeni çıkan televizyonlar gibi. Bir koltuğa oturuyorsun, bir düğmeye basıyorsun, ikinci kanal çıkıyor. Birisine basıyorsun, sesi artıyor. Bunlar da Ankara'da oturmuş. Bir darphane düğmesine basıyor, burada senin cebindeki para dondurma gibi eriyor. Bir Merkez Bankası düğmesine basıyor orada, sen sayıyorsun parayı, yahu demin 100 bin lira koydum, 50 bin lira kalmış, ne oldu deyip şaşırıyorsun. Ne olacak? Zat-ı Sungur orada oturmuş hokus pokus yapıyor. Unutmayın, her millet layık olduğu idareyi bulur. Onun için bu pahalılık niye var? Niye bu işsizlik? Niye bizim yolumuz yok? Bunun kabahatini sakın başkasında aramayın.
Çünkü bu milletin %90'ı oy verirken ya Rabbi ben belamı istiyorum diye oy veriyor. Cenab-ı Allah da sen belanı mı istiyorsun? Al oğlum diyor, bu bela buradan başımıza geliyor. Cenab-ı Allah zulmetmez. Adaleti ilahiye var. Sen şuradaki bakkaldan soğan alırken bile eğer bakkal senin torbana çürük soğan koyarsa bakkal efendi bu çoban çürük neden benim torbama koyuyorsun demesini biliyorsun da bu bin yıllık şehitler diyarını hangi zihniyet idare edecek? Bu zihniyeti seçerken sağlama hangisi çürüğü hangisi niye ayırmıyorsun? Niye bu faizcilere oy veriyorsun? Niye bu taklitçilere oy veriyorsun? Niye bu anzakçılara oy veriyorsun? Niye bu ortak pazarcılara oy veriyorsun? Niye bu kademecilere oy veriyorsun? Vaktim olsa da sabaha kadar saysa. Bunlara oy verenleri çevirip çevirip zihniyetlerine bir kırbaçlasa. Onların yanında herkes yanıyor. Herkes yanıyor. Aziz ve muhterem kardeşlerim, şu bankalar, şimdi burada bankamız yok inşallah. Ama belli oldunuz, yarın belediye başkanımıza gelecek bankalar. Başkan bey müsaade et, bir şube açayım. Bu bankalar bu köylere, halka hizmet için gelmiyor bugün ya. Emme tulumba gibi, sende ne varsa emmek için geliyor. Alıyor sen, millet hırsız çalmaz diye parasını koyuyor. Götürüyor İstanbul'daki şampanyacı holdinglere veriyor. Biri almış 60 milyar kredi, biri 160 milyar, biri 360 milyar. Ne yapıyor? Hilton Otel'de şampanya içiyor. Para kimin? Senin. İyi ama bu bankanın parası sonra nasıl geri ödeyecek? Ne geri ödemesi? Bunun adı batık kredi. Alacaksın, içeceksin. Anap abileri sağ olsun. Onlar iş başında oldukça bunlara karada ölüm yok ki. İşte bu millet böyle eziliyor. Size bugünkü düzenin 5 tane mikrobunu saydım. Faiz, vergi, darphane, dolar değerinin düşürülmesi ve bugünkü bankacılık düzeni. Böylece bu 5 mikropla seni eziyor bunlar. Eziyor da ne olur? Sen burada istersen taş taşı, ister tarlada çalı, istersen demirci ol. Bak bu düzende senin halini anlatıyorum. Sen sabahtan akşama kadar sıcak ocak karşısında farz et ki balyoz sallıyoruz. Niye yapıyorsun bu işi? Çoluğuna çocuğuna helal lokma götürmek için. Ama bu taklitçiler öyle bir düzen kurmuş ki şimdi hesapla konuşuyorum. Sen bu İlyaslı'da bir balyoz vuruyorsun, bunun parası İsrail'e uçak olmaya gidiyor. Bir balyoz vuruyorsun, ikinci balyozun İsrail'e tank oluyor. Bir balyoz vuruyorsun, Mersin'e otel oluyor. Bir balyoz vuruyorsun, Hilton'da şampanya oluyor. Bir beşinci balyozu vuruyorsun, yaş günü arabası oluyor. Ancak 6. balyoz senin sofrana geliyor. Onun için de kuru ekmek yiyorsun, katığın yok. 6 balyozda birini sana veriyor. Şimdi İlyaslı'da kim olursa olsun yakasına yapışıp soruyor. Ve mübarek kardeşim yahu, sen bugün kazandın, 6 misli fazla kazanmak istiyorum. Tabii istiyorum. İşte sen Refah Partisi'ni istiyorsun da ne istediğinin adını bilmiyorsun. Ne yapacak da bu Refah Partisi bize bugünkü kazandığımızın 6 mislini kazandıracak? Çok kolay. Başka çaresi yok. Yakında iş başına geleceğiz. Ne yapacağımızı bir madde madde ilan edeceğiz. O gün televizyonda yapacağım konuşmanın hepsini şimdi size söyleyemem ama 2 cümlesini söyleyelim yeter. Bak hepinize haber veriyorum. Televizyonda Refah Partisi işe başlarken şunu duyacaksınız. Ey aziz milletimiz, bilesiniz ki bugünden itibaren bütün faizler kaldırılmıştır. Böyle işe başlıyor. Ey aziz milletimiz, bilesiniz ki bugünden itibaren bütün vergi kanunları lağvedilmiştir. Neden? Bu vergi kanunlarının hepsi zulümdür da onun için. Şu Anap dediğin zihniyet seni kurbanlık koyun gibi çengele asmış. Eline kasap bıçağını almış. Vergi diyor etini kesiyor. Kon diyor yağını kesiyor. 4000 çeşit vergi koymuş. İnsaf. Onun için kemik kaldın. Kemik. Yeter gayrı. Yeter gayrı. Gelecek pazar
bu taklitçilerin hepsinin arkasına vereceğimiz oyla tekmeyi vuracağız inşallah. Aziz kardeşlerim, işte ben oyumu Refah Partisi'ne veriyorum ki bu köle düzeni yıkılsın. Şu memlekette çalışan herkes hakkını alsın. Şu milletin insanları bugün kazandığın 6 misli 10 misli fazla kazansın. Yüzü gülsün. Allah sizden razı olsun desin diye biz köy köy dolaşıyoruz. İlyaslı kardeşlerim, size iki kelime de neden oyumuzu Refah Partisi'ne verdiğimizi şu ortak pazar meselesi üzerine bir kere daha durarak açıklayıp ondan sonra şu tarihi günümüzü ağız tadıyla kapatacağız inşallah. Ortak pazar kim bu? An 60 DYP'miş sahabem. Bak üçünün arasında hiçbir fark yok. Aynı makarnadan çıkan 3 tane ıskarta maldır bunlar. Üçü de faizci, üçü de KDV'ci, üçü de vergici, üçü de kamyocu, üçü de ortak pazarcı. Nedir ortak pazar? Avrupa ile anlaşma yapmak değil. Ya Hristiyan Avrupa ve Yahudi İsrail'e tek devlet olmak demek. Bunlar ortak pazara girince İsrail ortak pazara girecek. 12 Hristiyan Avrupa devleti, Avrupa devleti diye bir devlet kuruyor. Tek bir devlet. Bir tane meclis, bir tane hükümet, bir tane ordu. Ortak pazar budur. Bak meclisi Strasbourg'da. Yahudiler bir meclis kurmuş. Erzurum'un doğusu Ermenistan olacak diye kararı 2 sene önce aldı. Şimdi bunlar gidip yalvarıyor. Ne olursunuz bizi köle alın. Bizim kanunlarımızı siz yapın. Onun için şu sözümü unutmayın, bak size kardeşlik vazifemi yapmak için geldim. Kim bu pazar? Refah Partisi'nden başka bir partiye oy verirse, gelecek bütün nesillerin laneti onun üzerinde toplanacaktır. Kim olursa olsun, neden mi? Senin evladın yarın ortak pazarda askere gittiği zaman, ona ağır makinalı tüfek taşıtacaklar, yüzbaşısı da Tel Avivli Salomon olacak. Neden? Yahudi ile tek devlet olunca başka nasıl ordu kurulacak? Öğlen yemeğinde senin çocuğuna domuz purzolası getirecekler. Neden? Ortak pazar ordusunda askere domuz purzolasından başka şey yedirmezler de. Önüne bu yemek gelince Allah şu İlyaslı'da 3 Haziran'da Refah Partisi'nden başka partilere oy verenlere lanet etsin diyecek o çocuk. Neden? Onlar ortak pazarcılara oy verdiler. Biz bugün bu hale bunun için düştük diyecekler. Onun için bu günaha, bu vebale girmeyin. Tam tersine biz bu gavurlarla tek devlet olmayız. Kanunlarımızı onlara yaptırmayız. Bağımsızlığımızı onlara vermeyiz. Biz tarihin en şerefli milletiyiz. Yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız. Yeniden yeryüzünde en büyük medeniyeti tesis edeceğiz. İşte milli görüş budur. Bu milletin evladına yakışan budur. Bunun için oyumuzu Refah Partisi'ne vereceğiz. İnşallah. Şu meydanı dolduran inançlı kardeşlerim olarak hepinizin oylarınızı Refah Partisi'ne vereceğinizi biliyorum. Niye konuşuyorum ben bunları? Önümüzdeki 10 gün İlyaslı'daki her kardeşimizin kapısını çalacaksınız. Bizim videolarımızı göstereceksiniz. Onlara broşür dağıtacaksınız, konuşacaksınız, o çalışmalarınızda size faydası olsun diye ben bunları konuşuyorum. Bak videoya alıyorlar, buraya gelip duymayana bu videoyu da siz göstereceksiniz, onlara da aynen dinleteceksiniz ki bu zulümlerden el birliğiyle kurtulalım. Bu kadar zulümden, kölelikten oturduğumuz yerde kurtulamayız. Ya ne olacak? Çalışacağız. Onun için bu toplantımızı çalışacağımıza söz vererek kapatacağız. Şu ellerinizi hepiniz benim gibi havaya kaldırın bakalım. Hepiniz. Hey! Arka kahvedeki kardeşlerim. Siz anzaklardan yana mısınız? Siz de kaldırın ellerinizi bakayım. Memur. Hepimiz canla başla çalışacağımıza söz vereceğiz. Çünkü bu yaptığımız 2. İstiklal Savaşı'dır. Yunan'ı bir kere kovduk buradan yetmiyor. Yunan ortak pazar diye gene geliyor. Gene kovacağız 3 Haziran'da Allah'ın izniyle. Hazır olun. Hep beraber çalışacağımıza söz vereceğiz. Ve toplantımızı böylece kapatıyoruz. Buyurun.
milletimizin sadık ve selameti için Refah Partisi'nin büyük zaferi için bütün gücümüzle çalışacağımıza söz veriyorum. Azanız mübarek olsun. 3 Haziran İlyaslı'ya saadet selamet getirsin. Esselamu aleyküm.